Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle birçoğunuzun çok sevdiği evde en kurtarıcı tatlılardan biri olan mozaik pasta tarifi paylaşacağım. Hem pratikliğiyle hem lezzetiyle olay olan bu tatlı gerek Instagram'da gerek YouTube'da gerekse Google'da birçok tarif bulabilirsiniz. Ama benim tarif gerçekten çok farklı. Hiçbir yerde bulabileceğinizi düşünmüyorum. Ufak tefek içerisinde farklılıklar yapacağız. Yıllardır yaptığım ve çok sorulan bir tariftir bu. Mutlaka deneyin. Deneyen herkesten yorumlarını yorum kısmına bekliyor olacağım. Yaptığınız zaman ani misafirlerde veya canınızın çektiği aniden tatlı çektiği zaman yapılabilecek en güzel tariflerden biri. Evet, lafı fazla uzatmayalım. Hemen yapım aşamasına geçelim. Evet, genişçe bir tencere almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bütün işlemleri bu tencerenin içerisinde yapacağız. Şöyle 50 gram margarin veya tereyağı. 50 gram margarin veya tereyağı ocağımızın altında açıyoruz. İçerisine ekliyoruz. 1 su bardağı süt ilave ediyoruz. Diğer tariflerden farklı demiştim. Gerçekten çok farklı bir tarif bu. Mutlaka bu tarifi deneyin. Malzeme listesini açıklama kısmına bırakacağım. Her tarifimde olduğu gibi oradan kolaylıkla not edebilirsiniz. 1 su bardağı şeker ilave ediyorum. Sizler şeker oranını azaltabilirsiniz. Şekerli bulanlar, çok fazla şekerli olsun istemeyenler yarım su bardağı şeker de ilave edebilirler. 2 yemek kaşığı, 3 yemek kaşığı kadar. Ben 3 yemek kaşığı kullandım. Kakao ilave ediyoruz. Kakaonuzun bazı kakaolar açık renkte olabiliyor. Bazı kakaolar koyu renkte olabiliyor. Benim biraz açık olduğu için 3 yemek kaşığı kullandım. 1 adet portakal kabuğunu rendeliyoruz. Ve hemen karıştırma işlemine geçiyorum. Mutlaka mutlaka portakal kabuğunu ekleyin. İnanılmaz lezzetli oluyor ve tarifi çok çok farklı yerlere taşıyor. Mutlaka mozaik pastanızı bu püf noktasını kullanın. Eğer portakallı çikolatayı falan seviyorsanız bu tarif tam sizlere göre. Bu arada 1 su bardağı kadar kuru üzüm ilave ettim. Bütün bunları şöyle bir kaynatacağım. Bu arada kaynatma sebebimiz hem malzemelerin iç içe geçmesi, şekerin erimesi ve üzümlerin de biraz daha şişmesi. Kaynama işlemini bitirdikten sonra zaten biraz koyulacağını göreceksiniz. Soğutacağız. Soğuduktan sonra da cevizleri ilave edeceğiz. İri iri çekelim cevizlerimizi. İri iri çektiğimiz, ben hatta elimle kırıkladım ki ağza biraz kıtır kıtır, kıyır kıyır gelsin. Elimizle cevizlerimizi kırıklayalım. Cevizi olmayanlar ceviz yerine fındık, fıstık da ilave edebilirler. Dediğim gibi iyice soğuduktan sonra bu kısma geçiyoruz. Cevizleri yumuşatmayalım veya fındık kullanıyorsanız fındık daha çabuk yumuşayacaktır. O yüzden iyice sosun iyice soğumasını bekleyelim. Evet, elimizle kırıkladıktan sonra içerisine bisküvileri ilave ediyorum. Bu ara bu bisküviler çok moda. Bir paket kadar bu küçük küçük pötibör olan bisküvileri ilave ediyoruz. 1 su bardağı kadar damla çikolata ilave ediyoruz. Soğutma işlemimizin sebeplerinden biri de damla çikolatanın ağza tıkır tıkır, yani çikolata yediğimizi anlayalım biraz, erimemesi. Şimdi bütün malzemeleri şöyle birbirine geçiriyorum, karıştırıyorum. Bu arada illa pötibör, illa bu küçük malzemelerden, küçük pötibörlerden kullanmak zorunda değilsiniz. Evde yenmeyen bisküviler varsa, kremalı bisküvi dahi olur. Hangi bisküvi varsa onu kullanabilirsiniz.
Pötibör bisküviye gelecek olursak büyük eski tarz pötibör bisküvilerden 1,5 pötibör bisküviyi kaldırabiliyor. 1,5 paket kullanabilirsiniz. Şimdi yağlı kağıtta serebilirsiniz. Benim gibi buzdolabı poşetini kesip de kullanabilirsiniz. Seriyoruz. Ben baton kek kalıbına serdim. Sizler elinizle de şekillendirebilirsiniz ama en pratik ve en risksiz yöntem bu yöntem. Farklı bir kek kalıbına da koyabilirsiniz. Ben baton kek kalıbım mevcut. Daha pratik olduğu için baton kek kalıbına malzemeleri aktardım. Bütün malzemeleri kek kalıbının içerisine aktarıyorum. Mümkünse bir gece buzdolabında, derin dondurucuda donduralım. Daha sonra servis yapalım. Ama çok aciliyetiniz varsa derin dondurucuda şöyle en az 3 saat kalsın. İyice şöyle düzelttikten sonra kalan poşetin kenarlarını kapatıyorum. Üzerine derin dondurucuya gönderiyorum. Bu da derin dondurucudan çıkmış hali, dondurulmuş hali. Evet, üzerindeki poşeti alıyorum. Ben kakao serpmeyi tercih ettim. Sizler kakao yerine çikolata sosu da ilave edebilirsiniz. Portakal kokusunun vermiş olduğu lezzet, aroma, içerisindeki üzümü, cevizin vermiş olduğu tat, damla çikolatası hepsiyle birlikte muhteşem bir tarif oluyor. Gerçekten benim tarifimi bir denemenizi tavsiye ediyorum. Bu lezzet mozaik pastaların en lezzetlisi olacağına garanti edebilirim. Videomu buraya kadar izlediyseniz desteğinizi hissedebilmem için bir beğen tuşuna bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.